bilmediklerini az önce konuşmamda anlattığım neler yaptık? Bunları o arkadaşlarınıza da anlatacaksınız. Şunu sanabilirsiniz. Ya bunu bilmeyen mi var? Evet. Değerli seyirciler, 68 bin aracın parasını Türk hazinesi olarak, Türk devleti olarak, Türk maliyesi olarak size taahhüt ediyoruz. İmzalar atıldı. Peki geçen araç ne kadar? 34 bin. Yani yarı yarıya 34 bin araç geçiyor her gün. Ama devlet, ama hazine, millet geçmeyen 34 bin arabanın, aracın parasını ödüyor. Kim ödüyor? Artvin'deki, Rize'deki, Muğla'daki, Antalya'daki, Edirne'deki, Kastamonu'daki, yurdun muhtelif yerlerindeki 80 milyon insan ödüyor. Boğaz'dan geçmeseniz de hazine karşıladığı için vergilerinizden toplanan paraları bunlara veriliyor. Gelelim Osman Gazi Köprüsü'ne. 40 bin aracı garanti verildi orada da. Her gün 40 bin araç geçmiş gibi devlet garanti. Peki ne kadar araç geçiyor? 14 bin. Yani her gün devlet geçmeyen 26 bin aracın parasını hazineden karşılıyor ki 100 küsür lira bir aracın maliyeti devlete. Geçmeyen bir araç için devlet 100 küsür lira ödüyor. Her gün de 26 bin araç geçmiyor oradan. Yani geçmeyen 26 bin aracın parasını devlet o firmaların cebine koyuyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gelelim. Orada devletin garanti ettiği 135 bin araç. Peki ne kadar geçen var? 32 bin araç. 132, 35 bin nerede? 32 bin nerede? Devletin garanti. Bakın bunlar benim uydurduğum rakamlar değil. Matematik. Bu devletin rakamlarını açıklıyorum size. Yani öyle masal anlatmak da, hikaye anlatmakla olmuyor. Bunları Devlet Bahçeli gibilerden duyamazsınız. Onun öyle bir derdi yok. O arada bir böyle yalandan işte bir PKK'ya şuna buna bir şeyler böyle demeç verir, o kadar. Bunları size anlatmaz, aktarmaz değerli seyirci. Türkiye'de muhalefet yok, onun için diyorum. Bunları anlatmazlar. Evet, 135 bin araca garanti veriyorlar. Geçen araç sayısı 32 bin. 103 bin geçmeyen aracın parasını hazine ödüyor. Araç geçmiyor ama para tıkır tıkır ödeniyor. Bir senede. ₺2.410.000.000. Eski parayla 2.410.000.000'dan söz ediyorum. Zarar. Peki bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu parayla Osman Gazi Köprüsü, yani devletin, hazinenin, firmaların cebine koyduğu bu zararla bir tane Osman Gazi Köprüsü inşa ediliyor. Buyurun. Ya devlet orada bu zararlarla 2,5 senede, 3 sene bile değil, 3 tane köprüyü inşa ederdi. Oysa bunlara 20 sene, 25 sene, 30 sene tıkır tıkır devlet bunların cebine para koymaya devam edecek. Değerli seyirciler, yani buna ne demek lazım? Takdiri size bırakıyorum. Suç işlememek için dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama buna şimdi birileri soygun derse suç işlemiş olur mu bilmiyorum. Bu nedir Allah aşkına? Ve Türkiye'de bunun hesabını soran yok. Birilerinin cebine, bakın geçmeyen araç diyorum, 135 bin araca garanti veriliyor, 32 bin araç geçiyor. Birilerinin cebine milyon dolarlar, yüzlerce milyon dolar aktarılıyor.